Devlet hata yapar mı? Evet. Otomatik bilgi paylaşımında devlet, Türkiye Cumhuriyeti bir tane değil birçok hatalar yaptı. İlk hata neydi? 2011 yılında bu antlaşmaya imza atmış, 2017'de işte meclisten oy birliğiyle geçmiş, yürürlüğe girmiş. Ama 25 Ağustos 2020 tarihine kadar gurbetçi bu konuda bilgilendirilmemiş. Ve ilk mağduriyet buradan kaynaklanmıştır. 25 Ağustos 2020 tarihinde diyorsun ki ben 54 ülkeyi Eylül, ayın, Eylül 2020'de paylaşacağım. Almanya dahil 5 ülkeyi ise bu sene yani 2020'de paylaşmayacağım onların 2019 verilerini diye broşür çıkartıp vatandaşa söylüyorsun. Bundan sonra ne oluyor? Diğer hatalar da geliyor. Almanya Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya'ya 2019 verileri bunların 2020 yılında paylaşılacak, paylaşılmayacak. Bunların 2020 verileri 2021 yılında paylaşılacak diye yine ne yaptılar? Bilgilendirme yaptılar. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı yerel Ders Başkanlığı rehberinde açıklanmış. Yani oradan çıkan sonucu o. Ondan sonra Turizm ve Kültür Bakanlığı yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığıyla YTP ile beraber bilgilendirme yapıyor, video yapıyor. Bu ülkelerdekilere diyorlar ki adresinizi güncelleyiniz kurtulursunuz. Videomun sonunda onun belgesi var. Ondan sonra ne yapıyor işte yurt dışından sorumlu milletvekili de aha 5 ülkeyi kurtardık gibi kahramanca çıkıyor televizyonlarda ve kendi sayfasında ne yapıyor? Açıklamalar yapıyor. Siz adres değişikliğini yapınız, adresinizi güncelleyiniz, kurtulacaksınız diyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ikinci ve en büyük hatalardan bir tanesi özellikle bu 5 ülke için. Sonuçta ne oluyor? Öğreniyoruz ki yani 14 Temmuz tarihinde biliyorsunuz benim aldığım bilgi sonradan da teyit edildi. Bu Almanya dahil 5 ülkenin 2019 verileri verilmiş ve güncelleme yapanlar, güncelleme yap, yapanlar çok zor durumda kalmışlar. Bu güncelleme yaptıyanlar kimler? Devletin gene resmi kanalları. Ne yapıyor devlet? Yine hata yapıyor. Yine bu hatanın e, maliyeti kime gelecek? Gurbetçiye gelecek. Bu öyle bir hata ki, yani hiç bilgilendirme yapmasaydılar, hiç bunu yapın demeseydiler, daha iyi olacaktı. Çünkü gurbetçilerin bazıları gidip, 2020'nin sonuna kadar ne yapıyorlar? Adreslerini güncelliyorlar, telefonları varsa, yurt dışını çağrıştırıyorsa, Türkiye telefonuna çeviriyorlar. Mail adreslerini öyle yapıyorlar. Vekalet falan varsa bankalarda onları da yurt dışını çağrıştıran ne yapıyorlar? Alıyorlar ve hesapları 2020 verileri 2021 yılında onların ne yapıyor? paylaşılacak o zaman. Zaten 2019'u ne demiş devlet? 2019'u onlar için paylaşmayacağım demiş. Ve ne oluyor? 2019 paylaşılıyor. Onun ardından da 2020 verileri. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bazıları diyor ki işte yani diyor 2020'de işlem yaparsa işte bankalardan bilgiler 2019'un verileri de toplanıyor ondan sonra da ondan gözükmüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti 31 Mayıs 2020 tarihinde Geril Ders Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Geril Ders Başkanlığı Mayıs ayında 2020'de daha rehber çıkmadan ülkelerin 2019 verileri toplamış. Bunu nereden anlıyoruz? Bankalar müşterilerine cevap yazıyor. Diyorlar ki bankalar biz 2019 18'i 19'da verdik diyor. 19'u 20'de 20'de 21'de verdik. İstiyor musunuz belgesini? Buyurun. Yani hemen hemen hep bütün bankalar bu şekilde cevap veriyorlar. Ne oluyor o zaman? 2019'un verileri olduğu gibi gidiyor. Bu 5 ülkede 2020 verileri bunların ne oluyor? Orada da hesap yok. E, al başına bele ondan sonra. İlgili gittiği zaman ne oluyor? 2019 2020 arkaya? 2019 var, 2020 yok. E, ilgili ülkenin Gelir Başkanlığı veya işte onların diyelim vergi daireleri ne diyecek? Gel buraya diyecek. Bu ne oldu sabah? İyicene yandın. Ve devlet hata yapıyor. Arkadaşlar, otomatik bilgi paylaşımı konusunda biliyorsunuz bu kaçıncı benim videom? 221 her konuyu ayrı ayrı açıklıyorum. Bir de gün be gün gelirse yeni sorular veya yeni açıklama geleni duyduğum şeyleri de sizlere açıklıyorum. Ben hiçbir zaman her zaman partiler üstü davranıyorum. Siyaseti bu işine içine karıştırmıyorum. Ne diyorum? Burada devlet hata yaptı. Ama bütün partiler de buna oy birliğiyle karar vermişler. Diyorum hiçbir parti de size sahip çıkmadı. Siz iyi Parti Almanya'daki temsilcisine soruyorlar. O diyor merkeze sorayım diyor. Merkez diyor ki paylaşım taraftarıyım diyor. Hiçbir şey duydunuz mu? Duymadınız arkadaşlar. CHP'de dediğim gibi bir Utku Çakıracak çıktı. O da sonradan girdi potaya. O da diyor gelin mecliste görüşelim. Zaten mecliste görüşüp kabul etmişsiniz bunu. Bunun mecliste görüşülüp bir kararlar ertelenmesi e, uluslararası bizi zor duruma bırakır. Bu öyle veya böyle değişik yöntemlerle ertelenmesi lazımdı. Ama o illa meclise gelin meclise bakan meclise uğramıyor işte bu başkanlık sistemi böyle kötü böyle. Ya bunun başkanlığı maşkanlığı bırak sen yani onlara uğraşmayı. Millet can derdinde. Ya o da ne oldu? Çuvalladı gitti. İki adım ödesindeki Kelidasi Başkanlığı'ndan bilgiyi öğrenemiyor. Yakup Yılmaz Finlandiya'dan gidiyor. 14 Temmuz'da öğreniyor bilgiyi. Bizim e, Utku Çakır Özel'e de Yakup Yılmaz'dan iki buçuk ay sonra bakandan yazılı cevap geliyor. Ya gitseydin oraya. Neyse onu geçtik. Mustafa Yeneroğlu zaten 2017 yılında kurbetçi mağdur etmeyeceğiz diye beyanlar veren adam gazetelere demetler vermiş. Hiçbir şey yapmamış AK Parti olduğu zaman öteki tarafa yetmiş vık vık ediyor. Ne oluyor? Deva Partisi'nde ama bir şey var. Gene Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2011 yılında buna imza atan e, ve ondan sonra da kurbetçiden varlık barışı altında paralar bekleyen bir ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Mehmet Şimşek'le beraber bunlar iki, e, 2009'dan 2018'e kadar yani 2015'te Mehmet Şimşek'e devretmiş ama bu e, akım devam etmiş ve otomatik bilgi paylaşımında gurbetçi bilgilendirilmemiş. Anlatabiliyor muyum? Onlar zaten baş sorumlular. E, geliyoruz HDP. HDP zaten e, iç bir konuda girmedi bu konuya. MHP zaten iktidar ne derse onu yapıyor. Hiç ses yok onlardan da. Yani gurbetçiye yönelik ya bir bilgilendirme bir şey yapayım ve sahip çıkayım yok. Halbuki çok kolay vardı. 2021'de bilgileri 2022'de paylaşacaklı kurbetçi 6 ay zaman verilecekti. Kurbetçi de işlem yapmak için uğraşacaktı. Ondan sonra hem günah iktidardan gidecekti, siyasilerden gidecekti. Hem de neden kurbetçi de artık yaparsa kendi yapacaktı. Ne oldu? Siyasi partilerden hiçbir şey yok. AK Parti'ye bakıyoruz. İşte milletvekili gene çıkıyor. İşte bilgilendirme yaptılar ya bu Almanya için. Şey. Ondan sonra çıkıyor mecliste konuşuyor. Diyor ki ben siz, biz diye kurbetçi bilgilendirdik diyor. Ben yalan söylüyorsun dedim ona dedim. Ben arkadaşlar yalan yanlış. Yalan söylüyor. Nerede bilgilendirmiş? 25 Ağustos 2020 tarihine kadar bir bilgilendirme var mı? Yok. Biz de gurbetçi bilgilendirdik diyor. Yani AK Parti güya üzerinden şey atıyor. Ama AK Parti bu konuda iktidar olarak ne yapar? Suslu. E ne yapıyorsun sonradan? Çıkartıyorsun gelir dersi başkanlığından bir rehber. Ne yapıyorsun gurbetçiyi? Diyorsun ki Almanya özellikle 5 ülke diyorum. Hadi diyorsun güncelleme yapın. Bakanlığın, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi Büyük Bakanlığı'nda bununla ilgili e, bilgilendirme yapıyor ki video sonunda burada arkadaşlar oradayız izleyebilirsiniz. Ondan sonra ne oluyor? Kurbetçi test köşe yapıyor. Kim yapıyor? Devlet kanalları, bakanlıklar. Arkadaşlar bu konuda öyle bir e, çökme var ki bir şey görüyoruz. Yani Türkiye'de bazı şeyler doğru dürüst gitmiyor. İşi bilenler ön planda değil. Şimdi ne yapıyoruz? Bakıyorum arkadaşlarımın Facebook sayfalarında. İşte AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Efkan Safer Sıraka'ya ne yapmışlar? Gitmişler Büyükenin büyük etinde işte STK temsilcilerini falan buluşuyorlar. ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? STK temsilcileri ne edeceğim? Onlar size cevap veremezler. Onlar sizden bir şey isteyemiyorlar. Cumhurbaşkanlığı'na gitti STK temsilcileri ne oldu? Nisan ayında 2021'de bu sene. Ha güzel iftar vardı diyor. Ay bir gittik bir şey oldu. Cumhurbaşkanı'nın da tıklığının makamında iftar yemeği yedik. Bir Almanya Cumhurbaşkanı da bize bunu verse bu iş tamam. Ya ulan millet can derdinde git bunu doğru dürüst anlat. Anlatabilirler mi anlatamadılar. Lütfen bana Cumhurbaşkanı çağırıyor. Lütfen bana da orada ne oldu? Karşısına doğru dürüst sıkıştıracaksın onu Cumhurbaşkanı karşısında. Açık açık söyleyeceksin. Şu şöyle bu böyle. O zaman ne yapacak? Ya Lütfi git şunu hallet diyecek. Biraz daha uğraş gurbetçi için. Oh, bizimkiler konuyu bilmiyorlar. Bir iki Eylül lafı geçiyor. Onlar onu önü Eylül anlıyorlar. Ondan sonra da Elvan bakıyor ki bunlar bunu dışarıya anlatamıyorlar. Kendi çıkıp 4 Mayıs'ta demet veriyor. Diyor ki gurbetçi mağdur etmeyeceğiz. Hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık. Halbuki orada Letonya'dan Norveç paylaşılmış. Onu atlamış. İşte mağdur etmeyecek. Uğraşıyorlar. Ondan sonra 3 hafta sonra tutuyor. Ne yapıyor? Cumhurbaşkanı kararnameyle çıkarttırıyor ve paylaşım başlıyor. Niye? İşte bizi tehdit ediyorlar, zor sıkıştırıyorlar. Şu bu, bu şeffaf vergi ayakları işte yeşil vergi diyor. E aynı lütfü, lütfü diyelim şeffaf lütfü artık lakabı da olsun. Yani bu Osmanlı'da biliyorsunuz her e, sadrazamın bir e, lakabı vardı. İşte Sokollu Mehmet Paşa bilmem Kara Mustafa Paşa. İşte şöyle böyle. Buna da diyelim şeffaf lütfü. Ne diyor? İşte diyor biz vermemiz lazım dünyadan bizi sıkıştırıyorlar. Aynısı ne yapıyor? Ondan sonra bakıyorsunuz Haziran ayında bitecek varlık barışının sonunda... 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıyorlar. Orada ne diyor varlık barışında? Şeffaf diyen, vergi diyen bakanımız, işte bakanlığı. Diyor ki, onun ve da var arkadaşlar. Bu, burada seyredersiniz, sonuna kadar seyredin. Belgeleri var. Diyor ki, getirin paranızı. Neri nasıl getireceğim? Varlık barışının rehberini okuyoruz. Fiziki olarak Türkiye sınırına getirip gümrüğe getirdiğin zaman e, ne yapıyor Türkiye? E, ondan sonrasını biz hallederiz diyoruz. Vergi soru yok. Kaynak sormak yok arkadaşlar bu kara para olur mu? Olur. Kara parayı da getirin. Kaynağı ne? Nereden kazandın onu? Arkadaşlar ağzım mı söylemeye. Her yerden kazanmış olabilirsin. Getir yatır diyor. Ne diyor? Biz onu diyor bembeyaz yaparız. E, adam diyelim getirdi parayı yatırdı. Yabancı da oluyor bu herkes. Ondan sonra o ülkesinin adresini verdi. 31, ondan sonraki yıl yani 2022'de ya bunun şu kadar parası Türk bankalarında var diye ne yapacak? Bildirecekler o ülkeyi. Ona bir tarafta getir diyorsun, bir taraftan bildiriyorsun. Adama diyor musun şöyle şöyle olursa bu paylaşıma geliyor? Yok. Bir tarafta şeffaf vergi, öbür tarafta kara para olabilir. Ve kurbetçi bu kadar mantıksız iş yapanların sayesinde ne oldu? Mağdur oldu. Ne oldu? Cezayir'de vardı. Fas diğer ülkelerinde ne yapıyor? Kurbetçileri yurt dışında fazla. Ama bunlar ne yaptılar? Gittiler, eylem yaptılar. İşte büyük elçiliklerine, o bulundukları ülkelerde veya devletlerine ne yaptılar? Ya diyor, bizi paylaşamazsınız. Şu bu yaptılar. Biz de ne yaptık? Bizler ne yaptık? İyi niyetinden hükümete güvendik. Devletimize güvendik. Ne oldu devlet? En sonunda hatayı yaptı mı? Yaptı. Kurbetçinin sesini dinledi mi? Dinle, dinleyemedi çünkü dinletecek kişiler yok. Ne yapmış? STK ne demek? Sivil toplum örgütü. Ama sivil toplum örgütü dediklerinin şeyler sivil değiller arkadaşlar. Bunlar bir resepsiyon hastalığı. Bir burada duran başkanlık ömür boyu başkanlık yapayım diye var. Almanya'da gittim ben. Gezdim Almanya'yı. Ya bakıyorum 50 kişi var bir dernekte. Ya diyorum niye üye yapmıyorsunuz? Üye yaparsan sorun diyor, başkanlık gider. Evet. Bunların sayesinde ne oldunuz? E, zor durumda kaldınız ve bu başınıza geldi. Niye? Sivil toplum örgütü yok. Hala var mı? Yine yok. Başkan yardımcısı veyahut milletvekili gidiyor. Nerede? Büyük elçilikte görüşecek. Büyük elçilikte kimleri çağırıyorlar? Bu STK temsilcilerini. Onlara ne yapılır? Koltuk gitmesin diye bir şey söylemiyorlar. Çoğu da bilgisiz, işini bilmeyen kişiler. Hata ne? Bu da arkadaşlar hata. Devletin hatası ne? Sen sivil toplum örgütünü sana bağlı bir kuruluş olarak ne yapacaksın? Yapmaya çalışmayacaksın. O sivil olacak. O özgür olacak. ifadesini gelip isteğini gelip sana iletecek. UET'de kuruluşken ne dedim? Yanlış. Ne faydası oldu burada arkadaşlar? Hiçbir faydası olmadı. Millet can derdine düştü geçen senenin sonunda. Yani diyelim can derdi buna diyeceğiz. O ne oldu? Başkanlık derdine düştü. Kim başkan olacak? Kim istifade O etti. YTP ne oldu? YTP zamanında bir uğraşmamış. Sonradan ne yaptı? Bu işte Geri Başkanı rehberi çıktıktan sonra bir şey hazırladılar. Orada da ne yaptılar? Gene tuzağa düştü vatandaş. Almanya dahil 5 ülkenin vatandaşları. Vatandaşları diyorum orada yaşayan gurbetçiler. Sonuçta ne oldu? Onlar da mağdur oldular. Şimdi ne yapacak? Sizlere mektuplar gelecektir. Paylaşım yapılmış olduğuna dair. Tabi bu arada para kopartanları da onlara bir şey demiyorum arkadaşlar. E, dava konusunda dün video yaptım bu Almanya 5 ülkenindekiler ellerine mektuplar geldiği zaman özellikle 2019 bu konuda dava açmak hakları var. Kimi açarlar? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı açarlar, Hazine Maliye Bakanlığı açarlar, milletvekilini açarlar, işte yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı açarlar. Siz bize dediniz, biz yaptık. Bizi niye böyle test köşe yaptınız diye. Bunların dava açma hakları var ama ne olacak? Devlete dava açılır mı açılır arkadaşlar? Ben açtım. Emeklilikte hata yaptılar yurt dışında çalış yaşayan bir kişi yaşayamazmış, şey çalışamazmış diye ne oldu? Ben attım şu anda Anayasa Mahkemesi'ne arkadaşlar. Türkiye'deki bir kişi çalışıyorsa ben de Türk vatandaşıyız. Aynı zamanda bizim de aynı hakkımız var. Anayasal eşitliğe aykırı. Bir de e, bu yurt dışında senin verdiğin 200 euro olan nasıl geçinsin bir e, kişi emeklilik maaşına mecbur başka geliri olması lazım. Arkadaşlar mantıksızlık çok. AK Parti dediğimiz gibi kafasına gözüne yararak öğrendi bazı şeyleri ama hala da 20 senedir iktidarda arkadaşlar iyi gitmiyor. Yani bunu biliyoruz ve söylüyoruz da. Ya yani öbürleri de diyor başla bakıyor hemen diyor ya Yakup diyor AK Parti savunuyor. Arkadaşım neyini savunuyorum yanlışlarını söylüyorum. Düzeltmeler lazım diyorum. Etmem lazım diyor. Adam ezber kafalan şey diyor. Utku Çakır bir şey diyorsun yanlış yaptı. O diyor oğlum. Ali Babacan'a diyorsun aman pat pat taraftarlık yapıyor. Lan taraftarlığı bırak da şöyle doğru dürüst katkı sağlayacak yorumlar yazınız. Ben burada bak çırpınıyorum. Sizler için 221 video yapmış, 1809'unu belki de çıkartmışım yayından. 230. ben bu kadar uğraşmışım. Benden fazla bundan uğraşan var mı? Yok. Kafa varan, yoran var mı? Yok. Ve bilgi verdiğim bilgiler ne oluyor? Hep doğru. Sonuçta ne oluyor? Benim dediğimize geliyor. Geliyorsunuz. Geçen sene ben söyledim. ve evet, önceki videomda belirttim. Ne diyorum? Şunlar, şunlar, şunlar kurbetinin başına gelecek. Ne gelecek? Hapis cezası gelir mi? Gelir diyorum. Amerika'da, Rusya'da, Çin'de gelir vergi şey, suçlarından. E, oturum izinleri iptal edilir mi? Bir senenin üzerinde hapis cezası alan bu vergi suçlarından onların oturum izinleri iptal edilir. Sosyal yardımları zaten otomatik kesilir ama nasıl kesilir diye öldüğünü önceki videomda anlattım. ve para cezası zaten otomatik gelecektir. E, bu konuları hep söyledim, söylüyordum. Ondan sonra Cumhurbaşkanımıza yazdığım raporda da belirttim mi Temmuz ayında bunu? Belirttim. Önceden yazıp bakanlara gönderdiğim yapmıştım. Yapmıştım. Şimdi gelmişler. E, bunlar oturum e, izinleri iptal edilebilir diye. Şimdi millet ma maaş atıyor. Şu anda da ne yapıyorum? Size bazı şeyler söylüyorum. Dava açabilir misiniz diyorum. Açarsınız diyorum. Bak otomatik bilgi paylaşımında normalde dava mava mümkün değil. Kişisel verilerin koruma kanununa aykırı değil bu. Onu da açamazsınız. Ama şu devletin yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Hazine Bağlıya Bakanlığı'nın, şu özellikle şu 5 ülke 2019 verileri verilmeyecek. Siz adreslerinizi güncelleyin diyorsun. Ondan sonra adresini vatandaş güncelliyor ve bir daha mağdur oluyor. açar mı? Açar. Toplu olarak açarlar mı? Açarlar. Devlet kaybeder mi bunda? Kaybeder arkadaşlar daha Devlet yanlış yaptırmaz arkadaşlar. Devlete güvenmen lazım. Devlet seni ne yapıyor? Yönlendiriyor. Devlet seni yanlış yönlendirilmiş, yanlış yönlendirilenler cezalarını çekmeler lazım. Hanedanda gurbetçinin yanına gelip böyle e, e, beraber post çektirelim. Şey, fotoğraf pozu e, veriyorlar. Ne oluyor bu? Halada da STK temsilcileri gidiyor koşuyorlar. Aa bak milletvekili gelmiş. Aa şu gelmiş bu gelmiş. Arkadaşım sana bir faydası oldu mu onlar? Olmadı. Yanlış yaptırdılar hem seni. Yaptırdılar. E daha ne? Çünkü burada ne var? Protokol hastalığı var bizde. Bakın kurbetçi gitti. Bu protokol hastalığı hala devam ediyor. Elçiliklerden kurbetçi uzak. Yani bütünleşmesi lazım halkla. Yok. Yok. Bunu AK Parti de yapamadı arkadaşlar. Geldiler gidiyorlar. Hala da yok. Ben hep ne örnek veriyorum? Finlandiya'da sorun. 100 kişiye. Bir kişi büyük etsin, ismini bilmez. Ama Yakup Yılmaz'ı sorun. Herkes biliyor. Niye? Derdi olan bizi arıyor. E ben de Allah rızası olsun devam ediyoruz ama ne kadar nereye kadar? STK var mı? Yok. Başka ülkelerdeki STK'lar faydalı oluyorlar mı? Olamıyorlar arkadaşlar. Niye? Biz değnekçiliği doğru dürüst bilmiyoruz. Biraz bu videom uzak, uzun oldu ama içimden geldiğince bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Ve aktarmaya da devam edeceğim. Sizden herhangi bir be beklentim yok. YouTube kanalım burada. Üye olanlar ne oluyorlar? Zili tıklayanlar anında haberdar oluyorlar. Diğerleri de internette rastlıyor. Bilgiler bilgileniyorlar. E, bu, e, niye bazen bazı şeyleri de ba genelde anlatıyorum? Çünkü ilk kez videolarıma rastlayan bir kişi olursa biraz da buradan bilgi alsın. Onun diğerlerini seyredebildiğine. Arkadaşlar videomun devamında hangi 69 ülkeyle Türkiye paylaşım yapmış, yapmakta daha doğrusu diyelim. 65'te 69'a çıktı. Geri dersi başkanlığı e, başkan vekili işte devam edecek yıl sonuna dediği birkaç ülke sonradan ekledi. Onları da tamamlayacaklar. Çünkü karşı ülke verdiği zaman onları da ona veriyorlar. Yani Mayıs aylarında 65 olan sayı 69'a çıkmış. Daha da belki çıkacaktır yıl sonuna kadar. O için takvimleri zaten görede o da uygun. Ama 30 Eylül itibariyle birçok ülkenin 2019 ve 20 verileri verildi. Almanya dahil birçok ülkeye gittikten sonra bizim burada söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Zaten burada 140 ülke imza atmış. 110'u artık potada paylaşım potasında. Diğer ülkelerinde paylaşım olacaktır. Tamam, bir de şunu söyleyeyim size. Bankalarınızdan az önce işte e, e, dokümanını verdim. Bankalarınızdan da siz de otomattan para çekerken işte yurt dışında adresiniz gözüküyor. Şöyle böyle uyarılar gelmişti. Orada da gidip o neticede e, e, ne diyeyim güncelleme yapıp da Sonradan hesabı paylaşılanlar yani yapmış. Onların da bankalar nezdinde e, hukuken bazı hak aramaları mümkün olur. Onlar da hukukçuların görevi dinine. ne yaptım size belirttim. Arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdilik her giden. Hepinize selamlar, kalın, sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. 5 soruda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı kuruluşlarında hesabı bulunan fakat başka bir ülkede yerleşik olan kişilerin hesap bilgilerini, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeyle karşılıklılık temelinde her yıl otomatik olarak paylaşacaktır. Türkiye'deki finansal kuruluşlarda tutulan finansal hesap bilgilerinden, hesap sahibinin isim ve adresinden yerleşik olduğu ülkedeki vergi kimlik numarasına, bakiyesinden hesaba ödenen yıllık toplam bürüt gelirine kadar tüm bilgiler, hesap sahibinin ikamet ettiği ülkeye aktarılır. Otomatik bilgi paylaşımı gayrimenkul ya da emekli maaşı gibi bilgileri kapsamaz. 2. Neden otomatik bilgi paylaşımı yapılmaktadır? Uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı amacıyla yapılan bu bilgi paylaşımı tek taraflı bir süreç değildir. Paylaşımda bulunmayan taraf ülkelere, kara listeye alınma ve uluslararası finans sisteminden izole edilme gibi yaptırımlar öngörülür. 3. Hangi ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı yapılacaktır? Türkiye 2020 yılında toplam 54 ülke ile paylaşımda bulunacak. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'dan oluşan 5 AB ülkesiyle teknik altyapı oluşturulamadığı için 2020 yılında paylaşım yapılmayacaktır. Paylaşım yapılan ülke listeleri her yıl yenilenmektedir. 4. Otomatik bilgi paylaşımı nasıl yapılacaktır? Otomatik bilgi paylaşımındaki bilgiler, paylaşım yılından önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar olan kayıtları içerecektir. 5. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda hesap sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Yurt dışında yerleşik kişilere ait finansal hesapların başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşım dışında bırakılması mümkün değildir. Aksine, vaatlerde bulunan kişi ve şirketlere itibar edilmemelidir. Kendisi fiilen Türkiye'de ikamet etmekte olmasına rağmen banka kayıtlarında yerleşim yeri yurt dışı görünen kişilerin de adres bilgilerini düzeltmeleri gerekir. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik paylaşım standardı bilgilendirme rehberinden derlenmiştir.